Şimdi admin tarafını bitirdikten sonra bu dosyalarımızı bir kapatalım hepsini. Burada include'u küçültelim. Adminle işimiz kalmadı. Şu an tekrar biz JSON PHP'ye geri dönelim. Döndükten sonra burayı şimdi dinamik bir hale getireceğiz. Getirmek için ilk öncelikle bir kayıt seti ekleyelim. Hemen buraya RS etkinlikler diyelim. Etkinlikler seçili. Burada herhangi bir sıralama, herhangi bir filtreleme yapmamıza gerek yok. Direkt OK diyelim. Ve kayıt setimiz şu an eklendi. Bakalım JSON belgesinde herhangi bir sıkıntı oldu mu? Bakarsak kayıtlar geldi. Mevcut statik olan kayıtlar geldi. Şimdi hemen devam edelim. Burada öncelikle bize bir değişkenlerimizi bir oluşturalım. Times diyelim. Times'ımız bizim str to time olacak. Str to time fonksiyonu içinde str to time fonksiyonu içinde bakalım etkinlik tarihimiz burada. Hemen şu araya etkinlik tarihimizi bir atalım. Bakarsak row RS etkinlikler dedi. Etkinlik tarihi dedi. Tamam. Dolar timestamp diyelim. Dolar timestamp. Dolar times çarpı dolar times çarpı 1000. Bakarsak buradaki değerler timestamp değerleri bu şekilde alınmış. Biz de bu değerleri bu şekilde elde etmek için timestamp'i yani str time'ı 1000 ile çarpmamız gerekiyor. Ve şu an 1000 ile çarptık. Şu an bizim elimizde bir değişkenimiz var. Bakarsak dolar timestamp dedi. Peki bunu hemen bir eklemeye çalışalım. Bakalım ne olacak? Burada date yerine nasıl yapabiliriz? Burada bitti. Şurada tek tırnak diyelim. Tek tırnaktan sonra noktalı virgül diyelim. Noktalı virgülden sonra echo dolar timestamp noktalı virgül. Daha sonrası zaten aynı olacak. Noktalı virgül dedik. Echo diyelim tekrar. Echo dedik. Echo dedikten sonra bir tek tırnak daha atalım. Şu anda bir deneme yapalım bakalım. JSON belgesinde herhangi bir hata olacak mı? Şu an JSON belgesinde herhangi bir hata olmadı. Peki bizim kayıtlarımıza bakalım. 17 demişiz. 18 demişiz. Bu 17'yi bakalım burada 27 yapalım. 17'yi 27 yapalım. Kaydedelim. F5 diyelim. Bakarsak ayın 27'sine şu anda geldi. Yani bizim kayıtlarımız ekleniyor. Şu anda gösterildi. Ayın 27'si dolu olarak gösterildi. Hemen devam edelim o zaman. Type'ı var. Type'ını aslında bunda veri tabanına ekleyebilirdik. Ama ben gerek görmediğim için eklemedim. Type'ını silelim. Title'ına hemen gelelim. Ne yazalım? Öncelikle title dedik. Title burada. Noktalı bir nokta dedi. Hemen tekrar tek tırnak diyelim. Tek tırnaktan sonra echo diyelim. Echo'dan sonra da etkinlik adını alalım. Buraya bir atalım. Dolar row etkinlik adı dedi. Etkinlik adı noktalı virgülümüzü koyalım. Noktalı virgülümüzü koyduktan sonra tekrar echo diyelim.
Tekrar eko dedik. Eko dedikten sonra bir çift tırnak açalım. Hemen buraya img src diyelim. img src. Hemen bunu tek tırnağımızı açalım, kapatalım. Tek tırnağımızı açtık. Hemen uploads diyelim. Uploads klasörünün içindeki takvimin bakarsak uploads dedik, takvim dedik, etkinlik takvimi 1 olarak geldi. Tamam. Takvim, burayı kapatalım. Çift tırnak. Daha sonra hemen birleştirme yapacağız. Nokta dolar row ares etkinlikler diyeceğiz. Ares etkinlikler dedikten sonra köşeli parantezlerimizi açalım. Bizim resmimiz neydi? Hemen bir bakalım. Etkinlik resimdi. Arasına hemen etkinlik resim diyelim. Etkinlik resim dedikten sonra noktamızı tekrar koyalım, birleştirme yaptığımız için. Daha sonra çift tırnak, tek tırnak. Burada source'umuzu kapatmamız lazım. Hemen kapatalım source'umuzu. Source'umuzu kapattık. Daha sonra source'umuzdan sonra bir çift tırnak daha bırakalım. Noktalı virgül diyelim. Noktalı virgül dedikten sonra virgülümüzü koyalım ve description devam etsin şu anda. Bir bakalım durumumuz ne? Şu an hata aldık. Hatamız nereden geliyor? Hemen bakalım tekrar. Buraya echo'ya kadar herhangi bir sıkıntımız yoktu. Burada bir yerde kapatmada tek tırnak, çift tırnak eksik gibi duruyor. Resmi başlattık. Şurada şu şekilde yapalım. Resmi yanlış başlattık. img source dedik. img source dedik. Eşittir dedik. Tamam. Tek tırnağımızı açtık. Upload takvimin içindeki dolar, row, ares etkinlikler, etkinlik resim dedik. Ondan sonra kapattık. Birleştirmeyi, çift tırnak dedik, tek tırnak dedik. Source'u kapattık. Source'u kapattıktan sonra yine çift tırnak dedik. Çift tırnaktan sonra hemen gelelim bakalım etkinlik adı, etkinlik resim dedik, çift tırnak dedik, noktalı virgülümüzü bıraktık, noktalı virgülümüzden sonra echo yazmadık, echo diyelim, tek tırnak, çift tırnak, virgül olarak devam etsin. Şu anda zaten düzelmiş olması lazım. Hemen tekrar bakalım. Şu anda hala hata var. Şimdi kodumuzu tamamladıktan sonra hatamızı bulalım. İlk önce kodumuzu tamamlayalım. Echo dedik. Tek tırnak bıraktık. Çift tırnak dedik. Daha sonra virgül dedik. Şimdi description başlıyor. Description dedi. Çift tırnak. Burada noktalı virgülden sonra iki nokta üst üsteden sonra gelelim. Tek tırnak, çift tırnak dedi. Tek tırnak koyalım. Tek tırnaktan sonra boşluk, noktalı virgül. Echo diyelim tekrar. Echo dedikten sonra bize burada etkinlik açıklama lazım. Etkinlik açıklamayı alalım. Etkinlik açıklamayı buraya atalım. Etkinlik açıklamayı da aldık. Daha sonra etkinlik açıklamadan sonra hemen noktalı virgül diyelim.
dedikten sonra tekrar eko dedik. Burada yine tek tırnak, çift tırnak, virgül. Virgülden sonra URL başladı. URL'den sonra yine çift tırnak, tek tırnak, çift tırnak, tek tırnak. Hemen gelelim. URL, çift tırnak, tek tırnak dedik. Noktalı virgülümüzü koyalım. Eko diyelim. Eko'dan sonra çift tırnak içinde HTTP diyelim. HTTP, iki tane slash işareti koyalım. İki nokta üst üste koyalım. Daha sonra çift tırnaktan sonra noktalı virgül. Noktalı virgülden sonra da bizim linkimiz gelecek. Linkimizi de şuradan alalım. Noktalı virgülden sonra atalım hemen. Noktalı virgül dedik. Aro etkinlik. Etkinlik dedik. Dedikten sonra noktalı virgül tekrar. Tekrar eko diyelim. Eko'dan sonra tek tırnak, çift tırnak dedik. Süslü parantezimiz kapandı. Kapandıktan sonra virgül, virgülden sonra tek tırnak dedi. Ve noktalı virgülle cümlemiz sonlanmış oldu. Hemen bir daha bakalım. Bakarsak hala hata var.